Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve alaqibatu lil muttaqin ve salatu ve selamü ala hayril halqi Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Adi ibn Hatam at-Toyi radıyallahu anhu. Umar ibn Hattab radıyallahu anhu bu kişi hakkında siz adamlar küfür keltirgende iman keltirdiniz. Adamlar inkar kıyanda itiraf kıldınız. Adamlar hıyanat kıyanda vefa kıldınız. Ve adamlar yüzü yürüyende peşi vasıf kıldınız. Umar ibn Hattab radıyallahu anhu Adi ibn Hatam at-Toyi hakkında şu sözlerini aytadı. Hicretin 9. yılı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başlığındaki Müslüman leşkeri Arap yerlerini bir çekeden fath kılıçlığını başladı. Ve iman cüde köp Arap kabilelerini kalbe getirip bunlar sekin sekinliği bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı gelip iman kelimesini uzatma aldı da zahir kılıçtı. Ve bu Toy kabilesinden bugün Adi'ni havatırge saladiyen işiydi. Çünkü Adi özünün kavmindeki padişah bo'lgan kişiydi. Padişahının oğluydi. Resulullah'ın tasiri nüfuzu Arap kabilelerine ötekenliğini gördüdü ve bu nesede özünün mülkiye bir hatarını sezdi. Adi ibn Hatam'ın kimliğini bilişimiz için yani halklarda tırıda sahavat, sahilik, ramzı hesablanan, zarbul masal bo'lgan Hatam-ı Toy'nin oğlu. Hatam-ı Toy hakkında, onun sahavatı, sahili hakkında cüde köp zarbul masallar keltirilgan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinle yayarken Adi ibn Hatam-ı Toy'i Resulullah'ın hali körmesinden turup uzatılan bir ağız yaklaşmasından turup Resulullah'ın bugün adavat kalbi de payda buldu. Çünkü onu paşaligi ve ki rehberliğiye bu nasıl hatar salarıdı. Adi özünü hizmetkarı getirdi. Tüyalardan beri yaksını taylap koygun ve kuşuyor yürgün. Eğer Muhammed ve onun koşunları bizim yerlerimiz yakın bulabiliyor olsa haber verin. Hizmetkarı bana şimdi işçi kıldı, tayarladı. Adi ibn Hatam-ı Toy'i ne özüge, bana yerimde hıkkanın sözleştiğinde özüge topşuramız. Arapların içindeki Toy kabilesini padişahıydım. Resulullah'ın hakkında işkenimde uzatken nisbeten adavat kaldımda uygandı. Ve özümü düşmanları Katar'da sanadım. Uzat ne? Şavketi, şan şükürati, bütün Arap yeri yuvarlak tarka ilken körgenimde hizmetkarımda kuyudaki meselelerini yürüdüm. Küllenim burada ana şu hizmetkarım geldi. Ve ey seyyidim, siz niyet kıyken nasıydı, nasıydı, yüze geç kaladığına vakit geldi şekilik. Yakın atrafta Muhammed koşununun bazılarını körgenliğine geçtiniz işte dedi. Şunda Adi şaşken içe, Adi ibn Hatam-ı Toy Nasrani dini de buladı. Özünün kavmının paşası buladı. Akıllı adam buladı. Lekin ana şu padişahlığını ketifalışı giden gam kıladı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e adavat bilen duradı. Ve bana şu şaşılışlıkta tayarlanan tüyelerde özünün hatun balı çıkasını karındaşı ulan yükledi ve şaşırken içe koçadı Toy yerlerden. Lekin ana şu bir havatır bugün ortada bir manzilge nazilde basıp ötken eden ki bir kadar uzun bulan kegen aile azalarını karası otasından koygen bir sinilisi kop ketken buladı. Lekin arkaya karşı imkaniyeti yok. Safarın devam etedi. Yemen'deki Nasraniyelere hoşladı ve bana şu cahada tinç olsun diye şaşırı başlayabildi. Lekin sinilis hakkı da gama kalbi de türedi. Şomge yetkeninde dedi Adi ibn Hatam Muhammed bizim yerlerini egallaganligi ve juda ko'p asirlarni olganligi. Mana şu asirlar qatorida mening singlim ham Madinaga ketganligini eshitdim. Lekin bu yerda turib hech narsa qilolmasligimdan istirobga tushdim. Adini singlisi Madinaga keldi asirlar qatorida. Rasulullohni o'tib ketayotganligini ko'rdida, "Ya Rasululloh, otam vafot etdi. Meni qarochim tashlab ketdi. Menga bir yaxshilik qiling, Allohni yaxshilik qilgur" dedi. Rasululloh, "Seni qarochim kim edi?" dedi. Adi ibn Hatim dedi. Rasululloh, "Ha, bu Alloh va Rasulidan qochgan qochoqmi?" dedi. Indamay o'tib ketdi. Ertasi kun bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga turib Adini singlisi kecha gapini qaytardi. "Otam vafot etdi, qarochim tashlab ketdi. Menga yaxshilik qiling, Allohni yaxshilik qilsin" dedi. Rasululloh kecha gapini qaytardi. Ishorat bo'ldi. Üçüncü gün bo'lganida Rasulullah o'tib ketardi. Asir bo'lib o'tirgan bu singlisi endi kechaydaqa gap bo'ladi dedi, indamay o'tiraverdi. Shunda orqadagi bir musulmondan bir kishi ishora qildi. "Gapirgin gapingni" dedi.
Turib kecha gapini qaytarganda payg'ambarimiz yaxshilik qildim senga dedi. Ya Rasululloh ruxsat bering, men ana shu qarindoshlarimni oldiga Shomga safar qilsam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shoshilmagan dedi. Ana shu Shomga yetkazilgan barobar hamroh bo'lguncha, ishonchli odam bo'lguncha shoshmasdan turing dedi. Bir qancha vaqt o'tdi, Shomga safar qiladigan bir ishonchli odamlar chiqdi va ular bilan ketishlikka Rasululloh adini sinisiga tuyani tayyorlab berdi. Yo'l uchun nima kerak bo'ladigan bo'lsa hamma narsani joiz qildi. So'ngra orqada kechaminga ishora qilgan kim edi deganda Ali ibn Abi Talib ekanligi ma'lum bo'ldi. Safarga chiqdi va Yaman yerlariga bordi. Yamanda o'zini akasi Adi ibn Hatim singlisi chiqqanligini eshitadida ko'zlari to'r bo'lib kutib turar edi. Yaqinlashgan sari xursandchilik bo'lar edi. Shunda ko'zimga ishonmadim, tuyon ustidagi ana shu taxtiravonda singlim kelar edi. Oldiga borishim bilanoq zolim meni tashlab ketgan qochoq deb ma'lumot qila boshladi. Shunda Adi qattiq bir yanglishlarning oqibatida kechirishligini so'radi, singlisi kechirdi. Va singlisi aytdi: "Ey aka, men sizning oldingizga odamlar ichidagi eng yaxshisi, insonlarning eng ulug'ini oldidan keldim. Ya'ni Muhammad alayhisalom oldidan keldim. Siz aka tezroq Muhammad alayhisalomga ergashishingiz lozim bo'ladi. Agar nabi bo'lsa, birinchilardan bo'lib ergashganlik sharafiga yetishasiz. Agar faqat podshoh bo'ladigan bo'lsa, u hech kimga zulm qilmaydigan kishi." Adi ibn Hatim nasroniy bo'lgan holda ana shu bo'ynidagi hojlari bilan Rasulullohning huzuriga keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilgan edi. Parvardigoro, Adini qo'lini meni qo'limga kelib qo'yishligini xohlagan. Rasulullohning duosi ijobat bo'ldi. U keldi, Rasulullohning oldida turganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kimsiz deb so'radi. Adi ibn Hatim dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yurmay bilan deb yetalab ketdi. Podshohni yetalab ketayotgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning axloqiga qaraymiz. Adi ibn Hatim podshoh edi. Juda ko'p podshohlar bilan gaplashgan edi. Podshohlarning axloqini, ularning siyratini juda yaxshi bilar edi. Rasululloh u zotga yetalab ketar ekan, yo'lda bir qari kampir bir bolasi bilan: "Ya Rasululloh, sizda meni hojatim bor" dedi. Podshohni yetalab ketayotgan Rasulullohga bir ko'chadagi bir miskina bechora kampir: "Sizda hojatim bor" dedi. Adiga turib turing dedi. Kimga turib tur deylar desa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey Abu Bakr, qarab qo'ying" desa bo'lar edi. "Ey Umar, qarab qo'ying" desa bo'lardi. "Hali uchray menga" desa bo'lardi, chunki yonidagi kishi katta inson edi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida Alloh taolo bizga: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir." Biz payg'ambarimizni o'rganishimiz kerak. Qiyomatga iymon keltirgan, Allohga iymon keltirgan kishilar uchun Muhammad alayhisalomda go'zal ibrat namuna bor degan. Adini, podshohni qo'yib qo'yib, ana shu kampirning gapini oxirigacha eshitib turadi. Shajabini bo'lib yormaydi, bo'ldi tushundim, halol akering demaydi, oxirigacha eshitadi. Nabaviy axloqni ko'raylik birodarlar. Bu faqat Muhammad alayhisalomda bor axloq. Mujodala surasi nozilish bo'lishiga sabab bo'lgan ishlardan Rasululloh haylovla paytida, peshindan keyingi uxlayotgan paytda Oysha onamiz hujrasida turar ekan, bir ayol eshikni taqillatib keldi. Bu ayol kim edi? Eri: "Sen men uchun onamning orqasidagi xolamsan" deb qo'ygan edi. Endi miskina qari ayol, mushkula bilan kelgan ayol, ya'ni eri taloq qilgan ayol qancha ko'p gapirishi mumkin, farasi ko'ralaydi. Ya Rasululloh, erim husnim ketganda, suyalarim bo'shashganda, endi o'zim qaroga muhtoj bo'lganimda meni taloq qildi. Rasululloh bir og'iz bo'ldi tushunarlik, jira dam olib keyin chiqaman demadi. Oxirgacha eshitib turdi. Kimda bor buni axloq? Hech kimda yo'q. Shuncha Alloh taolo Muhammad alayhisalomni o'rganinglar deyapti. Gapini bo'lmayapti. Turib turing, qaroqa boraman. Ertaga keling, indiga keling demayapti. Bu axloq bu nabaviy axloq hisoblanadi. Haligi kampirni gapini eshitib turganini ko'rgan Adi: "Allohga qasamki, bu podshoh emas" dedi. "Podshoh bunaqa ish qilmaydi" dedi. Uyga talab bordi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyda turgan bir dona to'shakni deydi, meni tayinga surdi deydi. Bu to'shak dag'almat odam bo'lgan, ichiga xurmo qo'choqlari maydalab solingan to'shak edi deydi. Boshqa to'shak yo'q edi.
Bunga oturing de Peygamberimiz taşıganda, ya belki siz oturing dedi. Peygamberimiz mehmon oturing, siz oturing deganda buyrug'iga bo'ysundim, oturdum. Yana aytdim, bu podshoh ishi emas. Chunki podshoh bitta to'shak ustida o'tirmaydi. Rasululloh o'z yerga o'tirdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Adiyga qarab turib, "Ey Adi, siz Nasroniy dinidamisiz?" dedi. "Ha," dedi. "Siz Sabiya dini bilan Nasron dini o'rtasida bo'lgan Rakusiya dinidan emasmi biz?" dedi. Ya'ni uni dinidagi ikki tishkinlarni aytib berdi Rasululloh. "Ha," dedi. "Siz o'zingizning qavmingizdan mirbo asosida hukm yurtmasmi?" dedi. Ya'ni qavmiga tushgan o'ljani to'rdan birini totib olardi podshohlar. "Bu sizning shariatingizda harom emasmi?" dedi. Uni dinidagi ikki tishkinlarni Rasululloh aytib berdi. Shunda bu zot oddiy podshoh emas, Allohning nabiysi ekanligiga guvoh bo'ldi. So'ngra aytdi: "Ey Adi, ey Adi, sizi bu dinga kirishlikdan ehtimol musulmonlarning kambag'alligi, hojatini ko'pligi to'sayotgandir. Allohga qasamki, shunday bir zamonlar keladiki, musulmonlar boyligini qayerga sarflashlikni bilmay qoladigan kunlar keladi. Ey Adi, ehtimol siz bu dinga kirishlikdan musulmonlarning ozligi, dushmanlarning ko'pligi, adovat qiladiganlarning soni ko'pligi to'sayotgandir. Allohga qasamki, shunday zamon keladi bu ummat ustida. Qodisiyadan bitta ayol tuyani minadi, Ka'batullohni ziyoratiga keladi, hech kimdan qo'rqmaydi Allohdan boshqa yo'lda." Ehtimol bu dinga kirishlikdan sizni Adi, dunyoning podshohlari va dunyoning egalari qarshilik qilayotgan to'sayotgandir. Allohga qasam, shunday zamonlar keladiki, Kisro ibn Hurmuzning xazinasi musulmonlarning xazinasiga tushadi dedi. Adi Forsni hukmdori Kisro deya shuni xazinalarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda Adini xotin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qo'lini berdi, iymon kalimasini aytdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi otlarni o'qigan edi. Ittahadu ahbarahum va ruhbanahum arba'a min dunillah. Nasroniylar o'zlarining rohiblarini, cherkovdagi poplarini Allohni qo'y xudo qilib olishdi degan. Shunda Adini xotin aytar ekan: "Ya Rasululloh, biz ularni xudo qilib sig'inmaganmiz ularga" desa, "Ular halol degan narsani halol deb, ular harom degan narsani harom dermidilar?" "Ha" deganda, "Shu ularga sig'inishli bo'ladi" dedi. Hayotimizda harom bo'lgan narsani bir odam halol desa, shuni itoat qilayotgan bo'lsa, sig'inishli ekan. At-tahlil va at-tahrim haqqulloh. Bir narsani halol deyish, bir narsani harom deyishlik dadamizning gapi emas, akamizning gapi emas, bu Allohning haqqi. Allohga halol degani halol, harom degani harom. Insonni kufrga olib boradigan sabablar bo'lsa, shulardan bittasi: Alloh halol degan narsani inson harom deb qo'ysa kofir bo'ladi. Harom degan narsani nimas harom deb qo'ysa kofir bo'ladi. Demak, kishi Allohdan boshqasi bir narsani halol harom deyotganda shuni tan olib turib, shunga ishonishligi unga sig'inishligi bo'ladi. Adi ibn Hatam toyi nasroniyligini qo'ydi, islomga o'tdi. Uzoq umr ko'rdi. Va aytar edi: "Allohga qasam, Rasulullohning qilgan bashoratidan uchtasidan ikkitasini ko'zim bilan ko'rdim. Albatta uchinchisi ham sodir bo'ladi. Tahqiq, Qodisiyadan bitta ayol bir dona tuyani minib, o'zi yakka haj qilgani qo'rqmasdan kelganligini o'zim ko'zim bilan ko'rdim" dedi. "Allohga qasam, Kisroni xazinalari musulmonlarni hisobiga o'tgandagi jangda birinchi qatorda o'zim qatnashdim. Va Alloh xohlasa, uchinchi vasiyatga uchinchi bashorat ham bo'ladi. Rasululloh nima degan edi? Shunday zamonlar keladi, kishilar boyligini qayoqqa sarflashini bilmay qoladigan zamonlar keladi. Bu haq din, bu haq din. Bunga ergashadigan odam kerak xolos. Bu dinni ko'tarish kerak emas. Bu din ko'taradi odamlarni. Odamlar dinni aziz qilmaydi. Islomni ushlagan har qanday odam aziz bo'ladi. Oilada, hayotida ham, iqtisodida ham, tijoratida ham. Bizi hamma muammolarimiz Alloh dinida mahkam tura olmayotganligimizda, nafsimiz yenga olmayotganligimizda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 3-chi bashorati ham sodir bo'ldi. Xalifa roshidlarning 5-inchisi hisoblangan Umar ibn Abdulaziz davrida musulmonlar zakot oladigan odam topa olmaganligidan, "Ey Allohning bandalari, faqirlari ichingizda bo'lsa, zakotni olinglar Baytulmoldan" deb e'lon qilib yurgan. Zakat oladigan musulmon kambag'al qolmagandan zimmiy musulmon bo'lmaganlarga berilgan. Do'ppisiga tillasini solib yurar ekan boylar. "Bormi kambag'al? Eshikni taqilasa, nariga qarab qo'ying. Kambag'al deb gumon qilingan odam. Eshikni ochsa, mozakat olib qo'ying desa, otni qarab turib, sizdan burun bittasi berib ketadi, ololmayman taqsir" derdi. Agar u qa kambag'al qolgan bo'lsa.
Qachon shunday bo'ldi? Qachon shunday bo'ldi? Dinni mahkam ushlagan paytda. Din faqat masjidda bo'lmadi, bozorda bo'ldi, muomalada bo'ldi, o'zi bilan yolg'on qilganda bo'ldi, odamlar bilan bo'lganda bo'ldi. Din birinchi o'ringa chiqqanda Alloh taolo aziz qildi. Dunyoda to'kib qo'ydi yarim tayyor. Bu dunyo siz bilan men uchun yaralgan. Biz bu dunyo uchun yaralmaganmiz. Biz Alloh uchun yaralganmiz. Biz Alloh uchun ish qilaylik. Alloh deb yurgan ibodatini birinchi o'rinda qilaylik. Dunyo matosini Alloh to'kib qo'yadi oyog'imiz tagiga. Biz nimalar bilan yuribmiz? 3-4 chaqa topish uchun yurtimizni tashlab qayerga ketyapmiz? Bora chaqa betarbiya qolib ketyapti. 3-4 chaqa deb turib yolg'on qasam ichyapmiz, barakasi chiqmayapti. Xulosa olaylik. Rasululloh shunday musulmonlar faqir, dushmanlar ko'p, ojiz, zaif bo'lib turgan paytda nimalarni va'da qilyapti? Adi ibn Xotamni kallasiga sig'madi. Lekin bu haq din ekan. Nima xulosa olamiz bu qissadan? İşanelik, iman keltirelik, Allah ve Rasulüne büyülü gelip bir itaat kılelik, Allah ta'la sizlerimizi iki dönem arası kıyan adam olsun. Adi ibn-i Hatem-i Ta'yı, Nasrani boru turgen yıkaramazdan, Nasrani'lerde padişahı boru yıkaramazdan, Allah hidayet kılıyordu, İslam'da kendi nimetini ilgelerden buldu. Ve Adi ibn-i Hatem-i Ta'yı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vadesinde turdu, ömrünü ahri geçe, bana şu düğünde yölegen terörçülerden buldu. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerimizge ibrat alışıyla hamamızı nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve